Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün çok daha farklı bir yayındayız. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren, zaten ülke vatan toprağı olduğu zaman görüşlerimiz, neyimiz, farklılığımız neler varsa hepsi kaybolur ve tek bir yumruk haline geliriz. Evet, şimdi de öyle bir durumdayız tekrardan ama maalesef hala farkında varılamadığımız bir konumdayız. Açlık konumuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kokoca böylece ve bu konuda Ordu ili Çamaş ilçesi Akkese köyü muhtarımız Beytullah kardeşimizin özel mücadelesi var ve çalışmaları da var. Şimdi hem onunla birlikte onları göreceğiz ve size farklı olan yöntemler neler yapılabilir ve farklı yaptığınız yöntemlerle bulduğunuz sonuçlar varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Çünkü bu olay gerçekten ciddi bir olay. Milli ürünümüz olan fındığı artık neredeyse bitirme noktasına gelmiş durumda. Onun dışında yiyecek olan fasulyeydi, domatesti, elmaydı, armuttu. Bunların hepsine zarar veren bir böcek türü. Ve bununla ve çok da hızlı da ürediği için zaten bunun açıklamalarını birçoğunu yapacağım. Şimdi burada kesit kesit yayınlayacağım bazı olayları arkadaşlar. Ona göre göstereceğim. Şimdi kendisinin yaptığı uygulamasından direkt olaylarını göstererek anlatacağım. İşte buyurun bakın. Yerde gördüğünüz şu siyahlıklar var ya arkadaşlar, tamamen kokarca. Öldürmüş olduğu kokarcalar arkadaşlar. Evin, resimlerini mi çekiyorsun? Evin duvarlarındaki görmüş olduğunuz siyah noktalar hepsi kokarca böylece arkadaşlar. Bakın imha ettiklerine bakın. Şimdi imha edip de konumu. Bakın. Böcekler o, mi bunlar? Evet. Bu kadar böcek mi? Bu ne çıktı peki? Evet. Gördüğünüz gibi imha etmiş durumda. Burada fillerce var. Feroman tuzağını asmış durumda. Beytullah kardeşimiz de bu mücadeleyi veren kişilerden bir tanesi. Ne kadar ölüyor Beytullah abi? Günde... Bu ilaçlamayı harfiyen yaparsam, ben Ağustos'un 30'undan beri bu ilaçlamaya devam ediyorum. Ağustos'un 30'undan beri. Yani bu onda biri. Onda biri bakın onda arkadaşlar biri. Bu evet. Görmüş olduğunuz yani burada az bir şey zannetmeyin bayağı bir böcek var. Şu böcek yaşamış olsaydı seneye. Evet daha fazla. Tane, bir böcek. Tane köyü yerdi. Bakın arkadaşlar şu bir böcek 40 tane yumurta bırakıyor. Bir tanesi 40 tane yumurta bırakıyor. Senede iki defa yumurtluyor. Buna göre bir hesaplayın. Şuradaki sadece şu böceğin bakın şuradaki şu böceğin ne kadar büyük bir katliam yaratacak. O yüzden dolayı milli bir mücadele diyorum arkadaşlar bu olaya. Açlıkla karşı karşıyayız. Lütfen dikkate alın. Ben yapmıyorum, etmiyorum. Ya devlet yapsın değil arkadaşlar. Nasıl fındık kurduğu için mücadele verdiysek, sıkıyorsak bu böcek için de vermemiz lazım. Çok önemli bir konumda arkadaşlar. İşte bakın orada feroman tuzağını asmış durumda. Oradan da anlatalım istersen de Betül hocam. Yaptığınız farklı uygulamaları da anlatalım. Gözlemlediğiniz. Ona göre şey yapalım. Bakın burada bu 20 günde 1 ayda bitti basın. Bu feroman tuzağı arkadaşlar. Tarım yalnız buna dikkat edin. Bunun sahtelerini satanlar var para kazanmak için. O noktaya da dikkat edin özellikle. Fisko birlikten aldınız değil mi? Betül hocam. Bunu Tarım Müdürlüğü verdi bize. Tarım Müdürlüğü. Evet. İçinde koku bak. Evet. Şu koku. Evet, koku. Bu kokuyu anlatayım arkadaşlar size. Bu koku bu böcekleri cezbedip gelmesini sağlıyor. Belli bir bölgede. Yani şimdi bunu buradaki bu mahalledeki kokuyu çekerken sizin de yapmanız gerekiyor. Belli bir mesafedeki böcekleri de sizin çekmeniz için. Bir taraftan çekilince olmuyor. İçerisinde tabii ki neyle karışımlı olduğu belli değil. Yurt dışından gelen bir ilaç. Artık bunu yerlisini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onun için de sizlerin görüşlerine de ihtiyacımız var. Yaptığınız deneyler olabilir, farklılıklar olabilir. Lütfen kanallarda paylaşın ki bunların farklılıklarını görelim. Evet Beytül hocam size bırakıyorum bunu anlatın. Ya bu mücadeleye ben Ağustos'un 30'unda başladım. Ağustos'un 30'undan beri çok güzel mesafe kat etti. Mesela evet. Benim mahallemde geçen yıl böcek adım attırmıyordu bize. Şu anda bakın, biz evin arıyoruz. Evin katlarında çatı var ama azaltmış. Bak çatıda var. Oraya sıkamamış. Orada şey var. Tabii oraya terasta feroman tuzağı var. Ha feroman tuzağı mı var? O tuzak olduğu için ha feroman tuzağı olduğu için oraya çekiyor. Orada imha ediyor evet. Ayrıyeten. Evet, aynen. Kendisi. Evet. Evet hocam. Bir mücadeleye hep beraber hiç sıkılmadan, üşenmeden yapmak zorundayız. Yapmamız lazım. Mutlaka yapmamız lazım. Niye? Çünkü bizim geleceğimizi karartıyor.
çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Biz bu mahsule küstüğümüz zaman bu memleketi terk ederiz. Memlekete ihanet etmiş oluruz. Canla başla bu mücadeleyi birlikte yapmak zorundayız. Mutlaka mutlaka yapalım. Evet. Ve arkadaşlar bunun işte bunu şu şekilde yok uçaklarla ilaç sıkılsın edesin. Hayır arkadaşlar, bu yanlış bir olay. Niye yanlış? Çünkü uçaklarla sıkıldığı zaman sadece bu böcek ölmüyor. Doğadaki yararlı olan böcekleri de katledeceği için bu bir katliam haline gelmiş oluyor. Ferdi olarak yapılması gerekiyor. Yani bunun özel olarak toplanıp bu böceğin geldiği ilacı kullanarak yapılması gerekiyor. O yüzden dolayı şahıslar adına yapmamız gerekiyor. Ve bunun için benim ara ara kesitle ekleyeceğim olaylar var. Bakın mesela hayvan tezeğinde kesinlikle bu böcek kaçıyor mesela. Bunu öğrendik. Bunun mesela yapılması gerekiyor. Bunun gibi öğrendiğiniz farklı bilgiler varsa aktarırsanız memnun olurum. Şimdilik ben bu yayını burada durduracağım. Daha farklı gelişmeler oldukça kokarca ile ilgili kısa kısa da olsa videolu olarak yayınlayacağım arkadaşlar. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Lütfen toplu olarak birlikte hareket edelim ve birlikte mücadele edelim. Bu olayı yani kaymakamlıkta dile getirmenizi tavsiye ederim. Hatta bugün içerisinde bakın camilerimiz var. Camide anons edilerek bugün ilaçlama yapılacaktır diyerek mesela bir anons geçittirilebilir, söylenebilir ve birlikte yapılması lazım. Hoşça kalın diyorum.